Well, first of all, very satisfied with the result. And there's always possibilities to be better as a team. We work hard. We work every day on our performances, trying to do better and learn from the mistakes that we make. But at the moment, we're in a good position. We win game. So we have to take every game by itself. We know that within the next week, we're going to face three difficult games, and we need to prepare very good for those games. Yani aslında takımın son maçtaki performansıyla alakalı gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Her gün tabii ki de biz yaptığımız hatalardan ders alarak, üzerinde çalışarak, sıkı bir şekilde çalışarak geliştirmeye çalışıyoruz. Performanslarımızı da en iyi şekilde, en iyiye getirebilmeye çalışıyoruz. Bu şekilde çalışarak devam ediyoruz ama tabii ki de maçtan maça da bakmamız gerekiyor. Biliyorum ki bu haftalarda 3 tane çok önemli maçımız var. O yüzden onlara da en iyi şekilde hazırlanacağız. Her gün antrenmanları yapıp en iyi performansı yakalayabilmek için sahada bütün ne gerekiyorsa hepsini uyguluyoruz. We know that, but first we have to face Kasımpaşa, who everybody saw that they were behind, but they came back very, very good. So it's a very important game to face. And before looking at Beşiktaş, we first need to face Kasımpaşa. Yani tabii ki de hepimiz farkındayız maçların ne kadar önemli olduğunu ama önceliğimiz Kasımpaşa maçı. Ona hazırlanıyoruz. Sonrasında hani başka maçlara odaklanacağız. O yüzden adım adım ilerleyerek devam edeceğiz. Well, the most important thing is that Mario is not the only one who came. We have Sinelli, we have Barassi, now another Papa who came. Mario knows the team very well. Yesterday we trained as well, as everybody, almost the whole team was free. We trained with Mario. Little by little he will come at his level, so we need to respect that. And like everybody else. Yani aslında baktığınızda sadece Mario gelmedi. Zeneli, Barassi geldi ve bugün en son işte Pape de geldi, katıldı takıma. Aslında baktığınızda Mario'nun hani yavaş yavaş ilerlememiz gereken bir kondisyonu var. Onu da zaten yavaş yavaş adım adım ilerleyerek, ona da saygı duyarak tabii ki de o seviyeye taşıyacağız maç oynayacak şekilde. Ondan sonrasında tabii ki de gerektiği yerde de her türlü bizim takıma katkı sağlayacağını da biliyoruz çünkü takımı da iyi tanıyor. Well, you know, it's important that the fans keep supporting our team. Everybody is of course disappointed with losing with penalties at home. It was a fantastic atmosphere. But we need to go on. And we're on a good way, so we need to focus to the positive things and not to the negative things. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Tabii ki de hani öyle güzel bir atmosferde penaltılarda elenmek hepimizi çok üzdü. Evimizdeydik ve penaltılarda elendik. Ama şunu da söylemek lazım. Futbol devam ediyor. O yüzden bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmesinler. Çünkü onların desteğine tabii ki de ihtiyacımız var. Ve iyi bir durumda olan bir takımımız var. İyi de gitmek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız zaten.